Arkadaşlar selamlar. Ne için yaşıyoruz? Ve bu kanalları bizim gibi ekonomi kanallarını, para bilgi kanallarını için takip ediyorsunuz? Para için değil mi? Kazanmak için, bir şeyler yapmak için. Evet. Ve yıldızı parlayan bir borsamız var. Bir borsada e, bugün en çok kazananları sizlere söyleyeceğiz. Ve 100 bin liranız varsa Hektaş'tan, Sasa'dan, Konterre'den neler kazandınız? 9 tane şirket, 9-10 tane şirket vereceğiz arkadaşlar. 100 bin lirası olan bir insan neler kazandı? Yıl başından itibaren bunu net bir şekilde öğreneceksiniz. Evet ilk önce yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgiye dayanarak yatırım yapmayınız. Yat yatırım karar verilmesi ve uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu net olarak söylüyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar, gelelim şimdi büyüme hisselerine. Büyüme, uçma hisselerine. Evet, Temettü Hoca'nın hazırlamış olduğu bir görsel var ve mükemmel bir bilgi. 100 bin liranız var arkadaşlar ve yılbaşından itibaren ne kazandınız? Eğer 100 bin liranızı yılbaşında kontrol matıya yatırsaydınız, 713.535 lira kazanacaktınız. Eğer Alarko'ya yatırsaydınız, 684.625 lira kazanacaktınız. Arkadaşlar girişim elektriğe yatırsaydınız 660.790 lira ve favori hisselerden birisi borsamızın son zamanlarda ve bölünme ile ilgili videolarımızı da biliyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Hektaş'a yatırsaydınız 432.570 lira. Aksa'ya yatırsaydınız 417.902 lira ve borsamızın en büyüğü yani menkul kıymet olarak en değerlisi Sasa'ya yatırsaydınız 321.000 lira. Galata Bint'e yatırsaydınız 286 bin lira ve hiçbir zaman yıldızı sönmeyen, her zaman belli bir periyotta devam eden şişe cama yatırsaydınız 211 bin lira arkadaşlar. Evet, hep diyoruz ki fiyata değil şirkete, markaya yatırım yapın. Şirkete ve markaya yatırım yapın ve temettü dağıtan şirketler ilk tercihiniz olsun ya da böyle öne açık, büyümesi yakın, büyüyebilecek şirketler olsun. Lütfen arkadaşlar bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu her zaman belirtiyoruz ama 100 bin liralık bir ne yapabilirsiniz? Bunu düşünün. 100 bin liraya bir araba alamıyorsunuz. 100 bin liraya bir ev hayal değil mi? 1,5 milyon lira bir evler. Arabalar, gidebileceğiniz bir arabalar 300 bin lira. Ama bunun bu 100 bin lirayla ne kazanabilirsiniz? Hiçbir şey. Hiç, kamu, bu e, faizsiz yatırım olarak son zamanlarda çıkan yani normalde faiz olan ama birilerini kur koruma olarak ad değişen sisteme yatırsanız zaten alamıyorsunuz. Dolara, euroya yatırsanız alamıyorsunuz ama 100 bin lirayı doğru hisselerle, doğru markalara, doğru şirketlere yatırdığınız zaman işte böyle 713 bin lirayla değişen 211 bin lira arasında kazançlar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet doğru karar vermek elinizde araştırarak, mantığınızı yürüterek siz de borsada e, paranızı değerlendirebilirsiniz. Bu bizim yapmış olduğumuz video yatırım tavsiyesi değildir ama 100 bin liranız olsaydı yılbaşından itibaren borsada ne kazanacaktınız bunu göstermek istedik. Çünkü 100 bin lirayı bu şirketlere yatıranlar bu paraları kazandılar arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olunuz, bildirim zilini açınız, aşağıda teşekkür butonumuz var teşekkür edebilirsiniz, Beğenin videolarımızı yorumlar yazabilirsiniz, sorularınızı oradan al alabiliriz ve lütfen e, lütfen abone olunuz arkadaşlar teşekkürler bol kazançlar